çıkarları, buranın aydınları, lütfen rica ediyorum. Bundan sonra bunların olamaması için hepinizin el birliği yapıp yan yana durup örgütlenmeniz şarttır. Çünkü bu zulüm nereden gelirse gelsin, zulmün karşısında durmayan bizden değildir. Dostlarım, acımız çok büyük ama şunu bilmelisiniz. Aşağıda bu işi yapan bu çeteler, bu barbarlar, bu eğer ki cezasız kalırlarsa asla bunun kesinlikle takipçisi olacağız. Bunun bugün bittiği, yarından sonra kapandığını kimse düşünmesin. Buradan sesleniyorum. Eğer burada bu kadar palazlanmışlarsa, yüzyıllardır buradaki halkımıza işkence ediyorlarsa, yüzyıllardır kapılarımızın açtığımızda bizim yanı başımızda bizlere bu zulmü yapıyorlarsa, kesinlikle bundan sonra kimse onlar alışveriş yapılmayacak. Dükkanlarına gidilmeyecek. Sizler de bir tutum sergileyeceksiniz. Onları yok sayacaksınız. Yok. Başka türlü olmaz. Bu örgütlülüğü sizin yakalamanız lazım. Bugün burada bu yaşanan vahşeti ne bugün ne yarın asla unutmamak için sizin o birliği kurmanız lazım. Mülkü amirlerin, muhtarların çok büyük payı var. Bana da kurmayan yılan bin yaşasın dediğinizde o yılan bir gün gelecek sizleri de tokacaktır. O yüzden kimse arkasını dönmesin, kimse gözlerini kapatmasın. Bundan sonra daha sıkı, daha mutlaka buradaki komitelerle beraber bunu devam ettirmek için seçeceğimiz komisyonlarla bu işin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz arkadaşlar. Hepinizin bilgisi olsun ama en çok da buradaki yaşayan yerel halka. Şunu bilmelisiniz. Bizim davamız asla mezhepsel değildir. Asla kimse bunu alıp başka bir yere götürmesin. Bu ne Alevi-Sunni çatışması, bu ne Kürt-Türk çatışmasıdır. Bu bir insanlık vahşetidir. Bu insana yakışmayan bir dehşettir. Biz bu zulmü kınıyoruz, biz bu vahşeti kınıyoruz arkadaşlar. Dostlarım, Çağdaş Erdoğan Devletler Federasyonu olarak ilk gün buradaydık. Yarın da çağırdığınızda burada olacağız. Asla bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Yüzyıllardır bu işkenceyi yapan bu adamlar burada palazlanmaya devam ediyorsa demek ki bir yerde adaletin açığı var. Demek ki bir yerde korunuyorlar. Hala Sedat tutuklanmamışsa, hala Vedat ortalıkta geziyorsa ve sizler en büyük suçlusunuz. Evlerinizi, kapılarınızı onlara açtığınız için, onlardan alışveriş yaptığınız için, meralarınızı onlara verdiğiniz için en büyük suçlusunuz. Dostlarım, biz hepinizi sağduyuya davet ediyoruz. Biz buradayız, cenazemizi sırlayalım. Sonrası için mutlaka bu işin takipçisi olacağız ve devamında da mutlaka yan yana olmak zorundayız. Sağ olun hepinize.